Selam millet, HTML serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte metin biçimlendirme özelliklerini göreceğiz. Yani bir başlık ekleme, paragraf ekleme, yazının üstünü altını çizme gibisinden şeyler öğreneceğiz. O zaman introdan sonra görüşürüz. Şimdi yeni bir proje açıyoruz. Visual Studio Code programında. Kod sorunu ekledik buradan. Alt, L, Alt, O yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyamız buraya geldi. Şimdi dosyamızın içeriği yok. HTML5'imizi ekleyelim. Tekrar alt level yapalım. Buraya metnin özellikleri diyelim. Şimdi temel özelliklerimiz neydi? Header. Paragraf. Buna bir de başlık kısmı var. Geldik şuraya. H1 ile başlıyoruz. H1 bizim en büyük başlığımız. Gördüğünüz gibi normal paragraftan çok daha büyük bir yazı karşımızda. Ve daha kalın. Geldik. H2 diyelim. H2 başlık. Bunları tek tek yapmayalım. 6'ya kadar gidiyordu normalde. Şöyle göstereyim. Shift alt aşağı yapıyorum. 5 6 mı oldu şimdi? Sonra alt tuşuna basılı tutarak değişmesi gereken yerleri seçiyorum. Şu an buranın 3 olması lazım. Buranın ve buranın 3 olması lazım. Hepsini seçtim. Backspace 3 yapıyorum. ESC aşağı indim. Slip 4 yapıyorum. Aşağı indim. 5 yapıyorum ve aşağı indim. 6 yaptım. Gördüğünüz gibi hepsini başta aslında şöyle vermiş olduk. Paragrafımız da var aynı şekilde. Şimdi bizim paragrafımız hangi değerler arasında onları bir kestirelim şöyle. Gördüğünüz gibi 2 ile 3'ün arasında bir paragraf boyutumuz var. 3'ten sonrası biraz daha böyle küçük başlıklar halinde yayılmış. En çok kullandığımız H1, 2, 3 olduğu için çok da bir anlamı yok aslında. Devam ediyoruz. Araya bir HR atalım. Ve bu kısma diyelim ki normal yazı. Bunu P için alalım tabii ki. B etiketimiz var. B bizim kalın yazı yazmamızı sağlıyor. Şöyle gösterirsek kalın yazı. Aynı şekilde strong var. Yine kalın yazıya çok benziyor dediğim gibi. Kalın yazı, kalın yazı. Bir sonraki özelliğimiz italik yazı. Hafif eğilmiş yazı. Geldik şöyle. İtalik yazı diyelim şöyle. Ve benim webcam'den görünmüyor. Şöyle kapatayım kendimi. Devam ediyoruz. İtalik yazıdan sonra özelliğimiz em yazı. Yani vurgulanmış yazı. Vurgulu yazı. Başka ne vardı? Mark yazı vardı sanırım. Mark yazı fosforlu kalem gibi düşünebilirsiniz. Fosforlu yazalım hatta. Sonra sub ve sup oluyor. Sub yazı, yani şöyle göstereyim Paint'le. Yazımız bu ya. Geldik şöyle. Sup etiketi ve sup etiketi var. Şimdi B harfine bakacak olursak B'nin yuvarlak kısmı aşağıda kalıyor değil mi? Sup'un P harfi yukarıda kalıyor yuvarlağa. O zaman sup'un özelliği yazının aşağısında kalması, sup'un özelliği yazının üstünde kalması diyebiliriz. Bunu böyle aklınıza kodlayın. Ben yıllardır bu şekilde yaptım ve hala unutmadım. P etiketiyle normal diyelim. Ve buraya bir sup verelim. Alttan. Görünmüyor sanırım. Hatta yukarı çekelim ya. Şöylece. Tamamdır. Normal alttan yazıyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde sup yaparsam ve içindeki yazıyı üstten de değiştirirsem gördüğünüz gibi üstten yazılmış olacak bu arkadaştan. Bir sonraki metin etiketimiz del, yani silinmiş yazı. Geldik üstü çizili yazılımda. Üstü çizili yazı. Ve gördüğünüz gibi sanki bir şey önceden yazılmış ve üstü çizilmiş gibi görünüyor. Aynı şekilde bunun altını çizilmiş var. Bu da ins oluyor. Altı çizili yazı diyelim. Hatta ilginç bir bilgi verirsek bizim normalde A etiketimiz var. Hani bir link vermeye yarıyor. Link ver dedik ya. Gördüğünüz gibi bunun altı çizili, yani şunda tamamen aynı. Böyle de bir özelliğimiz var. Bunun altını silmeyi de bir sonraki videoda öğreneceğiz. Bu sürekli böyle kalmayacak.
Başka söylemem gereken ne var? Bir de şey var. Mark Q var. En tepeye diyelim ki biz bir haber başlığı yollayacağız. Ne diyelim? Diyelim ki Mark Q ne olsun ne olsun. Yazıyor. Yazıyor. Direkt çıktı zaten de. Napolyon filminin vizyona girdiği yazıyor diyelim şöyle. Hatta bu Napolyon filmini şey yapalım, vurgulayalım şöyle. Neyi vurgulayalım? Fasolu yazıyla yapalım bunu da. Mark dedik. Napolyon yalnız. Şöylece aldık. Bakalım olmuş mu? Napolyon filminin vizyona girdiği yazıyor. İşte böyle haber başlığı ya da genelde iddia sitelerinde görürsünüz böyle sağdan sola gider. Kendimi yine şöyle alayım. Taraf görülsün. Böyle bir özellik. Ben bu direction'ı left yaparsam ne olur acaba? Evet, right yaparsak right'tan gelir. Bildiğiniz yerden yazdırabilirsiniz, sağdan veya soldan. Hiçbir şey yazmazsanız sağdan sola yazdırır. Right yazarsanız da sağdan sola gider. Yani bunun standardı zaten left'miş. Evet, bu videoluk bu kadardı. Şurada gördüğünüz bütün özellikleri ve yan taraftaki kodları burayı biraz düzenleyeyim. GitHub linkimden bulabilirsiniz. Aşağıda link vereceğim zaten. Hani bunları bu şekilde uzun uzun yazmanın bir diğer sebebi de aslında. Direkt hani üstünde deneme yapmak. Biraz daha böyle başka bir şeyler denemek gibisinden. Kendinizce istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ayrıca benim bu yazdıklarım dışında birçok etiket var aslında. Onlarda hani V3 Schools'tan bulabilirsiniz. Geldik. V3 Schools. HTML Text Tags yazarsak şayet. Benim yazdığım şeyler burada var. Ayrıdan bakalım ne varmış. Şu an yüklenmiyor ama yüklenirse atarım zaten görürsünüz. Evet, bugünlük dersimiz böyleydi. Bir sonraki videoda linkleri ve butonları göreceğiz. Onlar hakkında biraz çalışmalar yapacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.